Ersan, öncelikle tebrikler. Doğu için belki de bir playoff öncesi bir karşılaşmaydı. Ve son dakikalarda da çok çekişmeli geçti. Öncelikle maç için neler söylersin? Senin gibi işte önemli bir maç kazandık. Aslında işte şu anda ilk sıradayız. East Conference'da sırada, ilk sıradayız. Tabii ki bunların hazırlığı tam arkanızdaydı. Ve sonuçta 4-3 tane maç kazandık onlara karşı. Artık bunlarla bir daha oynamayacağız. Büyük ihtimalle dediğim gibi bu hedefimiz birinciye kalıp playoff'lara devam edip birinci kalmak istiyoruz. Çok önemli bir galibiyet. Herkes inanılmaz bir katkı sağladı bu maça. İyi bir maç oldu bizim. Rotasyonu sezon boyunca bu sene biraz geniş kullanıyorsunuz. Bunun sizin için katkıları neler oluyor? Sonuçta benim kariyerim şu ana kadar yani baktığın zaman gayet memnunum. Takımlar sonuçta galibiyetler önemli. Ben artık bu saatten sonra ne kadar katkı yaparsam benim için o önemli. Yani sonuçta bir dediğim gibi herkes böyle inanılmaz bir seviye bir oynuyor burada. O yüzden yani bazıları dediğim gibi sonuçta burun sakatlıktan geldim. Hala bir maskeyle oynuyorum. Biraz o da zorlukta. Ama dediğim gibi herkes böyle inanılmaz bir katkı sağlıyor takımda. Ben de zaten şeyden memnunum. Sonuçta burada hedefimiz takımcı oyunu ortaya koyup playoff'lara gitmek istiyoruz. Peki son 1,5 senedir zaman zaman 5 numarada da kullanılıyorsun. Bunun için savunmada ve hücumda senin için ne gibi değişiklikler oldu? Buna uyum sağlaman kolay oldu diye gözüküyor. Sen neler söylemek istersin? Ya sonuçta bu NBA'ye baktığı zaman herkes böyle kısa bir basketbol oynamaya çalışıyor. Artık böyle 5 böyle çok uzun ve çok ağır bir 5 yok artık. Herkes böyle dışarıdan bir şut atmaya çalışıyor. Daha çok kısa oynamaya çalışıyorlar. O yüzden yani zaman zaman bizim kadroya baktığın zaman işte Yannis ya da Brooke Lopez gibi oyuncular bilinirip ben dediğim gibi işte 5 numara şeyden geçiyorum. Ama bizim oyuna baktığı zaman hani hücumda yani önemlisi yok yani. 3, 2, 4, 5 herkes böyle pozisyon değişebiliyor. Tabii senin dediğin gibi işte bir savunmada biraz zorluk bazen çekebiliyoruz. Ama herkes böyle birden yardım edince onu kapatmaya çalışıyoruz. Peki milli takımla olan sürecinde peki gelecek için neler düşünüyorsun? Sen tecrübeli isimlerden birisin milli takımda. Sonuçta bu yaz önemli bir şey yaptık, katkı ettik. Dünya şampiyonasına katıldık. Bu yaz olacak Çin'de. İşte bizim kadroya baktığın zaman işte Cedi Osman, Furkan önemli bir oyuncular. Sonuçta Cedi şu anda çok önemli bir basketbol oynuyor. İnşallah o aynı şekilde hazır, milli takım hazır gelecek. Cedi'den bahsetmişken All-Star'a seçildi, All-Star gençler takımına. Onun için neler söylemek istersen, onun gelişimi hakkında, milli takımdaki de rolü, seninle olan ilişkisi, arkadaşlığı. Ya sonuçta bir gibi şu anda inanılmaz bir seviyede bir basketbol oynuyor. Yani sonuçta takım hani kötü takım da olsa da ama kendi bireysel performansı inanılmaz bir yükseldi ve inanılmaz bir gelişme gösterdi. Sonuçta bunun All-Star'a seçilmesi çok önemli. Tabii ki dünya karmasında oynayacak. Bu yaz, geçen yaz zaten bir takımda inanılmaz bir performansla ortaya koymuş. Şu anda zaten inşallah sakatlık geçirmesin. Tabii ki çok uzun bir sezon. Dedim ki herkes böyle hazır aynı şekilde girsin. Milli takıma çok önemli bir derece yapabiliriz. Çünkü bizim kadroya baktığın zaman yani inanılmaz bir kadro olacak. Bir de bu dünya şampiyonası, olimpiyatları büyük bir önem bizim taşıyacak. O yüzden dedim ki herkes böyle katkı sağlayıp biz dünya şampiyonası bir şey derece yapmak istiyoruz. Zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Teşekkürler. Sezon boyunca da sana sağlıklı bir sezon diliyoruz. Teşekkürler.